1965 yılında vefat eden efendim bir delinin son dilekçesi. Ben dünya küresi, Türkiye kariyesi ve Urfa köyünden, Elazığ tımarhanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin, ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken, başhekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergâhı uluhiyetine son arzu halimdir. Ben gam deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvalardan dağdağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim ayizmanın fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşkı hüda mahbub perestir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gurestir. Bana gelen derdü gamun kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti. Tek temizliğim gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdestir. Yani içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ise ateştir. Ol Resul-i Zişan ve Sultanı Dücihan, Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki acaba benim gibi meczup divanileri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin. O inam etti, sen küfran edersin. O ikram etti, sen inkar edersin. O ihsan etti, sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi yazıyorum. Kur'an'ı geldiği yere yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi! Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi! Ey iman ve şuur ehli, kalplerin en yüce habibi! Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi! Ben biçare kulun ki garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldım. Ama sana sığındım. Aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın. Ruhumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdım. Gurbete ve hasrete saldım. Ama onları ararken sana ulaştım. Sevdanı daldım.
böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldı. Yüceler yücesi Rabbim, efendim. Hak'tan saparak ve haddimi aşarak haşa senden, Burak bineği, Cebrail seyisi, Sidretül münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi, kainatın fahri ebedisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levh-i mahfuzun tercümanı ve tebliğcisi, efendiler efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbubiyetini mi istedi? Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası Hazreti İbrahim'in haliliyetini, Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celadet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedi? Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman'ı Zinnuriye'nin asalet ve sehavetini, Hazreti Aliyül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülk-i hakimiyet, şan-ı şöhret, mal-ü servet mi talep ettim? Sultanım, efendim, ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim, elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil, naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldı. Ama yine de şükür, ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım, ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım, ya alim ve saygın kalıp gafil ve riyakar olaydım, ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım, ya sağlıklı sefalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki, sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbimin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı. Sadık ve aşık ehli cet adaletin ilacıdır. Velakin bu münafık hain ve zalimler ise çıban başıdır. Akrep gibi sancıdır. Şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar, kızlar, ana, bacıdır. Ey Rabbim! Efendim, malumu aliniz ve zaten yüce takdiriniz ki ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu, ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş, fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şekavettir. Bütün bu fani ve fani nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin. Ama aklımı alıp kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma. Ne olursun. Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayriye yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdun. Selam ve dua.